Hadi baba, hoppala. Karpuz fiyatı 20 kuruşa geriledi. Ürünler elde kaldı. Geçen yıl bizim 55 bin liraya aldığımız gübre şu anda 150 bin lira, 130 bin lira, 120 bin lira gübreler. 1500-1600 liraya aldığımız fideler 2500 lira. İşte karpuz 200 liraya. 200 lira yani 20 kuruş burada ne alan var ne satan var. Görüyorsunuz bütün Manavgat halkında bizim çektiğimiz üreticilerin çektiği rezilliği. Antalya'nın Manavgat ilçesinde karpuz çiftçisi zor günler geçiriyor. İlçemizde 5500 dönüm civarında kavun karpuz ekilmektedir. Ama şu an görüyoruz ki karpuz 30-35 kuruşa para etmiyor. Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, karpuzun maliyeti 70 kuruşu buluyor dedi. Şu an 30 kuruşa, 25 kuruşa çiftçinin karpuzu kalkmıyor. 60-65 kuruşa, 70 kuruşa kavun kalkmıyor. Kavun geçen sene 1,5 liradan aşağı değildi bugünlerde. Rasim Metin, çiftçimiz bunu hak etmiyor diye konuştu. Fidesini 2,60 kuruş, 2,70 kuruş alıyor. Bunun içinden nasıl çıkacak? Şu anda 60-70 kuruş bunun maliyeti var. 60-70 kuruş maliyet olan şeyi 30 kuruşa satarsa bu çiftçi yeni seneye umudu da kalmayacak. Bitecektir yani. Biz bu çiftçi üretmedikçe ülke kalkınamaz. Bu çiftçi üretirse, üretim olursa bir ülkede ülkenin kalkınması olur. Değilse bu ülkenin kalkınması zordur. Onun için bu çiftçi desteklenmeli. Gübresinde, ilacında, mazotunda destek verilmelidir. Üreticilerse kendilerine yardım edilmesini istedi. Bu nasıl olacak da böyle bu vatandaşın borçları ödenecek. Çiftçi yıldan yıla borçlu giriyor. Adam işte ötekinden gelecek mi işte tutturumun diye yaralı kuş gibi çırpınıp duruyor. Bunların bir an evvel çözülmesini istiyorum. Düştüğü zaman kimse lanse etmiyor. Fiyatlı olduğu zaman çok fiyatlı diye basın bir yansın ediyor. Ne diyeceğiz buna? Girdilerimiz çok fiyatlı. Gövre 50 bin liralık gövre, 60 bin liralık gövre 120 bin lira olmuş. 100 bin liralık gövre 170 bin lira olmuş. Bir siyah muşamba 9 bin liradan 17 bin lira olmuş. Bir meyve fida 3 bin lira olmuş. Ne yapacağız biz? Bizim maliyetimiz saatin kurtarmıyor. 600 lira maliyet olan şeyi 300 lira 30 kuruşa satamıyoruz.